Engelsiz Kent ve Yaşam programından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Yine çok özel ve çok bilgili bir programla karşınızdayız. Engelsiz Yaşam Evi Dernek Başkanı Gülnur Hanım bizlerle birlikte ve velisi Devrim Yüksel Serep bizlerle. Geldikleri için öncelikle kendilerine teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Çok biz mutlu olduk geldiğiniz için. Çok teşekkür ederiz biz de. Gülnur Hanım, ilk önce sizden başlayalım. Sonra Devrim Hanım'a geçelim. Gülnur Hanım, biraz derneğinizden ve faaliyetlerinizden bilmeyenleri bilgilendirmek için bahsedebilir misiniz acaba? Tabii ki. 2014 yılında 7 arkadaşımızla birlikte derneğimizi kurduk. Bir annenin çocuğum benden sonra ne olacak diye sormasıyla birlikte bu işe girdik ve yaklaşık 6 yıldır yine aynı arkadaşlarla birlikte çalışıyoruz. Yaşam evimizde anneler, ebeveynler çocuklarını bırakabiliyorlar. Nefes almak istediklerinde, işleri olduklarında bırakabiliyorlar. Öz bakımdan başlayarak akademik eğitim değil, öz bakımdan başlayarak günlük yaşam becerilerini öğretmeye çalışıyoruz onlara. Evimizde yatıyorlar, kendi işlerini kendileri yapmaya yaptırmaya özen gösteriyoruz. Mümkün olduğu kadar yataklarını toplamayı, odasını toparlamayı, kendi işte kahvaltıyı hep beraber hazırlamayı yapabildikleri kadar ne yapabiliyorlarsa her şeyi yaptırmaya çalışıyoruz onlara. Çünkü hakikaten annenin söylediği ben öldükten sonra çocuğum ne olacak kaygısı hakikaten çok kötüydü. O gün çok kendimi çok kötü hissetmiştim. Ve anne, bir anne için çocuğunu kaybetmekten daha kötü ne olabilir ama anne benden sonraya koymasın Rabbim. Aa. Önce onu yataklayayım, sonrasında Rabbim benim canımı alsın demişti. Ve o bizi çok etkiledi ve onun için işte 6 yıldır işte gönüllü olarak çalışıyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bir de kafemiz var bizim yaşam evimizden başka. Yaşam evimizden işte bazen çocuklarımız oraya geçiyorlar ya da okullarına gidiyorlar, rehabilitasyon merkezine gidiyorlar. Kafemizde de bunlar genelde 18 yaş üstü okula gitmeyen çocuklarımız orada oluyorlar, gençlerimiz oluyorlar. Bazen 50'li yaşlarda da oluyor yani engelli yaşı. Bizde çok şey değil, şu yaşla şu yaş arası diyemiyoruz. 3 aylık çocuğumuz da var Down sendromlu. 52 yaşında Serpil'imiz de var, mental geriliği olan. Yaş sınırımız da yok, kafemizde zaman geçirebiliyorlar. İsteyen gönüllü arkadaşlarımız da oraya geliyorlar, orada onlarla birlikte zaman geçiriyorlar. Biz onların sosyalleşmelerini istiyoruz, insanlarla birlikte olmasını istiyoruz, soyutlanmamasını, ötekileştirilmemesini istiyoruz. Onun için kafemizde de inşallah bir günde sizinle birlikte oluruz orada. İnşallah. Kafeye dışarıdan herkes gelebiliyor. Tabii ki. Tabii ki. Sizin orada çay, kahve, çeşitli servisleriniz bulunuyor. Evet, destek olmayan herkesi oraya bekliyoruz. Tabii ki. Tabii ki. Çocuklarımız da orada sosyalleşmiş oluyorlar aslında. Topluma bir faydaları olmuş oluyor. Kesinlikle. Hem orada çalışıyorlar, kendilerinin bir işe yaradığını. Çalışmak derken işte biz onlarla birlikte günlük işlerimizi yaparken ya da işte ders yaparken ya da bir işte takı yaparken, işte bir el işi yaparken bir misafirimiz geldiğinde ona o ikram ediyor. Kahvesini yapıyor, çayını yapıyor, yapabildiği ne yapabiliyorsa onları yaptırıyoruz. Çünkü hani evimizin genç kızı ya da delikanlısıymış gibi o hizmette onlardan istiyoruz. İnsanların da çocuklarımızın her şeyi yapabileceğini, yeter ki emek ve sevgiyle bir her şeyi öğrenebileceklerini düşünüyoruz. Onları da görmelerini istiyoruz. Çok kıymetli bir şey yapıyorsunuz. Öncelikle biz toplum olarak size çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Bizim de en büyük boynumuzun borcu size destek olmak zaten. Çok sağ olun. İnşallah bundan sonra biz de olanlara daha fazla yer almaya gayret göstereceğiz. Umarım. Hep peki Türkiye'de bu yaşam evlerinden kaç tane var? Nasıl Türkiye'deki durumla sizdeki alandaki durum? Yaşam evi Türkiye'de biz hani övünerek söyleyeceğim ama üzülerek de tabii ki. Alanya'da bir taneyiz. Türkiye'de de bir taneyiz. İllerde yok, ilçelerde yok. Tek olan ilçe biziz. Ama hani mol evleri var. İşte kreş gibi yerler var. Ama yatılı olan yaşam evi yok. Biz bunu yaptıktan sonra eğitimler için yurt dışına da gittik. Oralarda neler oluyor diye. Avrupa'da bunlar çok fazla yaygın. Aileler nefes alsın diye ya da çalışabilsinler, üretebilsinler diye yaşam evine gidiyor çocuklar. Yaşam evinden çıkıyorlar, sabah kalkıyorlar, işlerine gidiyorlar. %90 engelli bir birey bile
orada aktif çalışabiliyor. Bu kadar kapsamlı eğitim ve sosyalleşen çocukları aslında bir tek yaşam evi olarak Türkiye'de siz yapıyorsunuz. Evet. Doğru mu? Yatılı, evet, yatılı olarak eğitim veren, hizmet veren, ücretsiz olarak hizmet veren, yani gönüllü olarak yapılan, yapan tek yer biziz, evet. Çok kıymetli gerçekten. Bir işaret dili eğitimi de aslında veriyorsunuz. Mesela evet. Biz gelmek istediğimiz zaman biz de gelip o işaret dilini öğrenebiliyor muyuz? Tabii ki. Gönüllü öğretmenlerimiz var bizlere destek olan, onlar aracılığıyla. Hatta üniversite öğrencilerimiz, geçen sene öğrenen arkadaşlar haftada bir gün geliyor. Onlar pratik yapıyorlar orada, unutmamak adına. İşte Petek Hanım var, o bize çok destek oluyor. Daha önce Burcu Hanım vardı, yine aynı şekilde destek oluyor. Üniversite öğrencilerinin öğrenmesini çok istiyoruz özellikle. Neden? Bunlar bir süre sonra mezun olacaklar, gidecekler, iş yerlerinde bir yerlerde çalışacaklar, memur olacak, müdür olacak. İstiyoruz ki eğer amacımız engelleri kaldırmaksa, bir işitme engelli geldiği zaman da ona da hizmet verecek elemanlar olsun, çok çok istiyoruz. Bir İngilizce gibi, bir Almanca gibi, o da bir dil. Çok kıymetli. Kesinlikle. Tekrar sorularımla size geri dönüş yapacağım. Biraz Devrim Hanım'dan bahsetmek istiyorum ben. Devrim Hanım da otizmli, Gökhan isimli 20 yaşında pırıl pırıl bir delikanlının, yakışıklı bir delikanlının teyzesi. Sizin ilk yaşam eviyle Gökhan'ın buluşması nasıl oldu? Siz de Gökhan'ın hayatında aktif olarak yer alan bir teyzesiniz. Öncelikle tebrik ediyoruz sizi. Biraz bahsedebilir misiniz? Hem kendinizden hem Gökhan'dan, Gökhan'a olan ilginizden ve Gökhan'ın yaşam eviyle buluşma sürecinden. Şimdi şöyleydik. Biz öncelikle şöyle düşünüyoruz. Aile olarak böyle düşünüyoruz. Gökhan'ın sadece Allah tarafından ablama, eniştemin verilmediğini düşünüyoruz. Gökhan sadece ablamın, eniştemin çocuğu değil, bizim ailemizin, yani amcanın, dayının, halanın, teyzin hepsinin çocuğu ve Gökhan'a karşı hepimizin bir sorumluluğu var. Öncelikle tüm ailelerin bunu düşünmesini istiyoruz biz. Ki bizim ailemiz bilinçli bir aile. Bunu sürekli, ablama nasıl yardımcı olabiliriz? Hep böyle düşünüyorduk. Ama Gökhan ergenliğe girmesiyle beraber sorunlar yaşamaya başladı, ergenlik sorunu ve çok stresli bir döneme girildi, süreç başladı. Bu arada Gökhan için ne yapabiliriz sürekli düşünüyoruz. İşte Gökhan'ı dönemsel olarak Alanya'ya getiriyoruz. Bu arada Gökhan Eskişehir'de yaşıyor. Getiriyoruz ama bu yetmiyor. Yani bir hafta 10 günlük süreçler yetmiyor. Eşim bir gün dedi ki, ya dedi, Alanya dedi engelsiz yaşam evi diye dedi bir yer varmış dedi. Onun hiçbir ücret almıyorlarmış. Ben dedim ki, yok ya dedim, kim kime hani bu devirde böyle bir şey yapar ki, engelli çocuğa bakıcı bile bulamıyorsun. Yani parayla bakıcı bile bulamıyorsun ki bir yaşam evi o çocuğu her şeyini hiçbir ücret karşılık talep etmeden yapacak. Birkaç ay böyle geçti. Eşim en son dedi ki, ablam da bu arada stresli, sürekli telefon görüşmeleri yaşıyoruz. Sonra ben geldim kafede, Gülnur Hanım'la konuşmaya başladık. Gülnur Hanım'la oturduk. Gökhan'a anlatmaya başladım. Benden Gökhan'ı anlatmamı istedi. İşte şöyleydi ama böyle oldu. Sürekli anlatıyorum. Ondan sonra Gülnur Hanım diyor ki, getirin. Ben birkaç defa daha dönüyorum Gülnur Hanım'a. Emin misiniz? Getirelim mi? Yani siz kabul ediyor musunuz? Ki günümüzde okullar kabul etmiyor. Yani devletin verdiği okullar ya da özel okullar bunları kabul etmiyorlar. Ondan sonra Gülnur Hanım ısrarla hayır getirin dedi. Biz getirdik Gökhan'ı. Gökhan'ı getirdikten sonra yani burada aslında hani güven duygusu da çok önemli. Gülnur Hanım bize verdiği elektrik, yani ısrarla getirin, neden getirmiyorsunuz demesi, yani ayrı bir soru işaretleri. Sonra Gökhan geldi. Gökhan geldikten sonra Gülnur Hanım'la tanışması başladı. Çok keyifli bir süreç başladı orada. Bu keyifli süreç 5 yıl devam etti bizim hayatımızda. 5 yıl boyunca Gökhan Alanya'da sizlerle birlikte, evet, kaldı. Evet, bizlerle birlikte yaşam evinde çoğunlukla kaldı. Yaşam evinden çok mutlu oldu. Yaşam evinde Gökhan'a Alanya'ya çıktığımız zaman, aa Gökhan bizimle gezerken de, aa Gökhan merhaba, Gökhan nasılsın? Çünkü Gülnur Hanım onu her tarafa götürdü yanında. Çok güzel bir süreçti bu 5 yılımız. Ki tekrar gelecek yaz tatilinde Gökhan buraya. Böyle oldu. Yani bizim yaşam evinin katkıları çok çok fazla. Çünkü evet, aile sahip çıkıyor. Tabii ki anne babası sorumlu. Tabii ki bizler de sorumluyuz. Ama aile dışından birilerinin de Gökhan'ı kabullenmesi ayrı bir tat. Gökhan için de öyleydi. Gökhan da sosyalleşmiş oldu. Tabii kendi ki, arkadaşları tabii ki. Oldu. Tabii ki.
Bir sürü amcası oldu Gökhan'ın ek olarak. Bir sürü teyzeleri oldu. Dedeleri oldu. Dedeleri oldu. Onu kıymetli. Gezdiren, ondan sonra onun dilinden anlayan, Gökhan ne yapmak istediğini, Gökhan bunu istiyor, biz biliyoruz diyen. Sayamayacağım yani şu anda. Ayrıca da teşekkür ederim onlara. Hı hı. Ondan sonra akrabalar oldu Gökhan'ın Alanya'da. Hı hı. Peki yaşam evinde aldığı eğitimler Gökhan'a kendi bireysel sosyal hayatında, normal bir özel hayatında nasıl gibi yararlar sağladı? Siz nasıl geri dönüşümler olumlu olarak gördünüz? Şimdi Gökhan öncelikle aile dışından bir yerde yaşadı. Yani aile dışından, tabii ki aile dışından bir yerde yaşadığı için kendi sorumluluğunu almaya başladı. Hı hı. Bunu da eğitimle almaya başladı. Mesela neydi? Hep Gökhan'ın pijamasını biz giydiriyorduk. Orada pijama nasıl giydiriliyor onu öğrettiler. Aha. Gökhan'a hadi Gökhan dişini fırçala, dişini fırçala. Gökhan pijamasını giydikten sonra yaşam evinde gidip dişini fırçalaması gerektiğini öğrendi. Doğaçlama bunları kendisi yapmaya başladı. Tabii ki kendisi yapmaya başladı. Yani mesela biz neydi? Yemeği hazırlayıp Gökhan'a koyuyoruz. Ama yaşam evinde öyle değil. Gökhan'la birlikte yapıldı bunlar. Yani bizdeki daha çok annesel, içgüdüsel davranışlar yaşam evde daha profesyonelce devam etti. Aha. Evet sevgi var ama bunun yanında profesyonellik de var. Biz hı hı. Gökhan'a sunuyorduk. Orada Gökhan kendisi yapmaya başladı. Çok kıymetli. Ve hala mesela Gökhan yatağını düzeltiyor. Ama normalde neydi? Annesi ya da ben Gökhan kalktıktan sonra yatağı düzeltiriz. Hı hı. Bunlar yaşam evinin katkıları hepsi. Çok kıymetli. Evet. Ben fotoğraflarını gördüm programdan önce. Gökhan, Gülnur Hanım sizin evde kalmış ve artık çamaşıra bile yardım etmeye, asmaya yardım etmeye, o hani hı-hı. kendi işini yapmakta zorlanan çocuk normal evdeyken. Ama sizde kaldığı zaman artık çamaşıra bile yardım ettiğini gördüm. Evet. Çok yok. Kıymetli. Kesinlikle. Bazen anneler getiriyorlar, işte diyorlar ki aman mutfakta bir şey yaptırmayın, işte bıçak eline vermeyin gibi. Biz bir süre sonra işte onlara işte salata yapmayı öğretiyoruz. Mesela Lara'mız var, çok güzel yemek yapabiliyor. Ve çok becerikli bir çocuk ama aile bir şey yapamayacağını veya kendine zarar vereceğini düşünüyordu. Biz bir gün işte yemek yaptık Lara'yla birlikte ve hep videolarını çektik. Hani bizim yaptığımızı düşünmesinler diye her yaptığı şeyde ve her şeyi yaptı. Çünkü biz ona sebze nasıl yıkanır, nasıl doğranır, yemek nasıl yapılır hepsini öğretmiştik ve çok güzel yaptı, ailesine hı hı. servis etti. Geçen gün de konserimiz vardı, çok güzel bir şarkı söyledi. Muhteşem. Ya emek verilince, sevgi de olunca yanında bence çok güzel şeyler oluyor. Harika. Yani her şeyi yapabilirler. Hatta bazen benim yapamadığım, benim göremediğim, benim bilemediğim şeyleri bildiklerini düşünüyorum. Hı hı. İnsanlar konusunda benden daha iyiler bir kere. Hisleri daha kuvvetli. Kesinlikle. Dışarıdan gelen insanlara yaklaşımlarında bizim için iyi mi olacak, kötü mü olacak onu fark edebilirim. Bazen ben dostlarımı seçemiyordum. Onlar benden daha iyi seçiyorlar ve seçmeme yardımcı oluyorlar. Çok güzel. Devrim Hanım, peki sizin Gökhan'la yani yaşam evi öncesindeki toplumun tepkisi nasıldı Gökhan'a karşı? Yani toplumla ilgili bir sıkıntı yaşıyor muydunuz ya da yaşıyor musunuz otobüse binerken ya da normal bireysel olarak sosyalleşirken? Şimdi toplumla her zaman bir sorun var zaten. Hı hı. Toplum bir türlü kabullenmediği için bu artık yani hani her defalarca bir sürü sorunu yaşıyoruz. Hep var ve artık ümidimiz bitti yani ondan söyleyeyim size. Mesela toplumda bir otobüse bindiğin zaman bu çocukların çoğunun takıntısı oluyor. Takıntısı oldu mesela nedir? Bu elini böyle yapar. Hı hı. İnsanlar sanki çok büyük bir şey yapmış. Böyle ya bakmayın yani hı hı. bakmaya gerek yok. Yani belli işte neden bakılıyor. Bu bakışlar artık anne babayı ya da yanında kim varsa çok rahatsız ediyor. Çok normal. Yani herkesin çocuğu herkesinki gibidir. Yani bizimki de onların çocukları gibi. Yani farklı bir şey değil. Hı hı. Toplum bir türlü kabullenmiyor. Hatta ya da bu acıma bakışları, kabullenenler de çok acıyarak ve bizim çocuklarımız karşı tarafa şükür sebebi olmasın. Onlar kendi çocuklarına şükretsinler. Mesela hani şükür benim çocuğum böyle değil, engelli değil bakışları. Ailelere o kadar çok veriliyor ki. Hı hı. Toplumdan sadece bize acımasınlar, normal bir çocuğa nasıl davranıyorsa öyle davransınlar. Hı hı. Sadece bunu istiyoruz, bunu bekliyoruz. Acınacak evet. halde değiliz. Biz kendi çocuklarımıza kendimiz de bakabiliriz. Hı hı. Ki sonuçta bakıyoruz da.
Ama toplumda sürekli bu bakışlar rahatsız edici, acıma bakışları ya da bir restorana gittiğin zaman ya çocuğun ki benden olsun. Hayır olmasın, biz o restorana oturuyorsak o çocuğa yedirebiliriz. Hı hı. Onun için parasını da öderiz ama benden olsun kısmı bile bizi rahatsız ediyor. Hı hı. Lütfen normal bir çocuğa nasıl davranılıyorsa bizim çocuklarımıza da öyle davranılsın. Hı hı. Peki Gökhan'ın rahatsız olacağı bir durumlar hiç oldu mu toplum içerisinde? Gökhan'ın hissettiği... Gökhan çok güzel hisseder. Hı hı. Yani o kadar güzel hisseder ki bundan rahatsız da olur. Yani şu anda aklıma gelen mesela şöyle. Bunu gerçekten o kadar böyle üzülerek anlatıyorum ki Gökhan'a ben bir gün görev verdim. Dedim ki Gökhan bu çöpü alıyorsun sokağa, sokakta çöp kutusunu atacaksın. Hı hı. Tamam mı? Tamam. Kendi iki tane de oğlum var. Onların da birisinin sokağın bir köşesinde, birisinin bir köşesinde ne olur ne olmaz. Arkasından kendim izliyorum. Ondan sonra adamın birisi diyor ki kızım kaç kaç deli geliyor. O kadar kötü oldum ki, Yani hani toplumda hala böyle yapılması çok zoruna gidiyor. Hı hı. Ondan sonra aradan bir gün sonra yenge hanım sizin çocuğun nesi var diye soru soruldu orada bir esnafta. Dedim ki deli. Yani deli. Senin çocuğun nasıl deliyse benimki de deli. Hı hı. Yani artık bu ithamlar, bu bakışlar insanları şey yapıyor, yoruyor. Yani engelli aileleri çocuklar yormuyor. Toplum yoruyor. Hı hı. Sadece biz yani normal davranılsın istiyoruz. Evet. Gülnur Hanım, dernekten biraz akademik tarafından bahsetmek istiyorum. Hı. Bu IQ ile olan bir projeniz var galiba. Hı. Biraz ondan bahsedebilir misiniz bize? Alaaddin Keykubat Üniversitesi daha önceki rektörü Ahmet Hocam, Ahmet Pınarbaşı Profesör Doktor. Ona biz bir teklif götürmüştük. Bir yaşam köyü, bizim hayalimiz. O yaşam köyünde kendi yatacak yerleri olsun, çalışmak için iş sahaları olsun, işte kendi yiyeceklerini kendileri üretsinler o alanda, hı hı. İşte bir iş yapsınlar, bir atölyeler olsun falan gibi isteklerimiz olmuştu. Ahmet Hocam buna çok sıcak baktı, bu projeye ve yeni Cikcili'deki yerleşkede bir yer 10 dönüm kadar bir arazi ayarlandı ama sonrasında şimdi yeni rektörümüzle iletişime geçeceğiz. İşte dün için yani randevu istedik. Bir iki güne kadar randevu günü saati verilecek. Aha. Tekrar devam edeceğiz. Çünkü bizim yaptığımız sadece küçük bir çekirdeğiz. Belli bir yere kadar destek olabiliyoruz. Belli bir yere kadar uzanabiliyoruz. Ve bunun büyümesi ve gelişmesi. Bu bebeğin, bu işte nüvenin büyümesi, hı hı, gerekiyor. Az önce işte Devrim çok güzel bir şey söyledi, anlattı. İnsanların bakış açısı orada değişecek. Neden? Kendilerine aynı akran, üniversiteden gençler gelecekler. Orada onlarla birlikte kalabilecekler. Çünkü bir tarafta tıp fakültesi, bir tarafta spor akademisi var o projede. Hı hı. Birlikte çalışıp üretebilecekler, birlikte kalabilecekler, rol model olacaklar. Çok güzel şeyler olacak diye düşünüyorum. Hem bizim çocuklarımız için hem o gençler için. İşte kim söyledi bilmiyorum ama çok sevdiğim bir söz. Cehennem işte sevginin yüreğinde yani bittiği yerdir cehennem, hı hı, diye bir söz vardı. Çok hoşuma gitmişti o. Kimi söyledi bilmiyorum, onu duymuştum. Evet, biz insanlar olarak bazen çok acımasız oluyoruz. Özellikle okullarda kaynaştırma öğrencileri mesela istenmiyor. Otizmli çocuklarımız, hı hı, da kaynaştırma öğrencisi olarak veriliyor çoğunlukla. Başarı odaklı aileler çocukların başarısını baltalayacaklarını düşünüyorlar. Hı hı. İşte bir süre sonra veliler araya giriyor. Veliler öğretmene, idareciye işte baskı yapıyorlar ve çocuklarımız dışlanabiliyorlar. Ya da, hı hı, normal sisteme göre alt sınıf dediğimiz özel sınıflar da yetiştirip çocuklar kaynaştırma öğrencisi olarak verilirler. Hı hı. Ama bizim sistemimizde ne yazık ki başarılı odaklı ailelerden dolayı kaynaştırma öğrencileri bir süre sonra alt sınıflara alınıyor. Tam tersi bir işlem oluyor ve çocuklarımız geriye çekiliyor. Oysa ki çok yetenekli çocuklarımız var. Çok iyi piyano çalan, matematiği çok iyi çözen, bir kitabı çok işte bir saat içinde okuyup onu size anlatabilen, yani başarılı çocuklarımız var ama işte şimdi Mucize Doktor'u seyrediyoruz. Onu seyredince her şey çok güzel, harika diyoruz.
Ama film bittikten sonra ne yazık ki gerçek hayat başlıyor. Orada öğretmenin de tavrı çok önemli. Tabii ki. Öğretmenlerden de destek bekliyoruz aslında bu konuda. Tabii ki, ama onların da çok suçu yok. Çünkü bu alanda da biraz eğitim verilmesi gerekiyor ya da işte belli zamanlarda eğitim verilip de onlara. Çünkü ben de bilmiyordum. Ben ilk bu işe girdiğimde bilmiyordum. Bir süre sonra eğitimlere gittim, işte kitaplar okudum. İşte şimdi çok iyi. Açıyorsunuz YouTube'u. YouTube'da onun animasyonları var. Seyredebiliyorsunuz. Nedir ne değildir öğrenebiliyorsunuz. İşte biraz empati yapmak gerekir herhalde biraz. O da çok çok önemli. Biz çocuklarımıza acıtmasın diyorlar ya, işte merhamet acımak değil, acıtmadan sevmek. Acınmasını istemiyoruz. Çocuk gibi sevilmesini istemiyoruz. Onlara melek, onlar da çocuk, birey, insan sonuç olarak. Ay bunlar işte kadına çiçek, bizim çocuklarımıza da işte melek diyorlar. Onları da istemiyoruz tabii ki. İşte okullarda, sokaklarda, parklarda, oyunlarda, iş alanlarında onlara da, bizim çocuklarımıza da yer açılsın istiyoruz. İşte çocuklar lise, işte aynı şeyi Gökhan'da da yaşadık. Gökhan liseyi bitirdi. Çok güzel bir okul var Alanya'da. Milli Eğitim Müdürü, gerçekten Müdürümüz Hüseyin Bey bu konuda çok iyi. İşte Sakine Nesibe Zamanoğlu okulu var. Anaokulları var. Yeni bir daha hafif engelli çocuklarımız için de aynı şekilde okullar var. İki tane daha. Çok iyi. Ama liseyi bitirdikten sonra bunların, bizim çocuklarımız yapabileceği çok fazla bir şey yok. Sonra geri eve dönüyorlar ve oturmaya başlıyorlar. İş alanları yok. Ya da Alanya'da çok kötü bir şey ve bizim hiç tasvip etmediğimiz şey, otellere işte veriliyor çocuklar. Ama otellerde çocuklar çalıştırılmıyor. Onun yerine orada prosedür gereği gösteriliyor. Belli miktar para veriliyor. Sigortalı gözüküyor falan. Böyle oluyor. Biz işte bu sistemin çok değişmesini, çocuklara ya da bizim, yani engelli yardımı tabii ki çok önemli ama ailelere destek için tabii para verirsin, ama engelli çocuklara para vermek yerine, işte engelli yardım adı altında, onlara iş imkanı vermeleri, 18 yaşından sonra işte onlara bir iş yerlerine çalıştırmalarını çok çok istiyoruz, çok önemsiyoruz. Biz yurt dışında gördük ve çok utanarak söylüyorum, hani bunları biz burada da görmek istiyoruz. %90 engelli bile çalışıyor orada. Kendi parasını kendi kazanıyor. Bilincinde bile değil. Ama o bir birey. Evet. Hayata katılmış. Orada biz gittiğimizde işte içimizden bir arkadaş, biz Gençlik ve Spor Bakanlığı projesi dahilinde gitmiştik yurt dışına, ve gittiğimizde aramızdan bir arkadaşımız şeyi sordu. Peki işte kim karşılıyor? Bunu belediye karşılıyor. Burası belediyenin yeri. Harika, güzel. Her şey çok güzeldi. Harika atölye. IKEA'nın parçalarını yapıyorlar. 700 parça eşya yapıyorlar orada ve o engeller yapıyor bunu. Ve yani hem üretime katkıda bunlar, hem kendileri de kendi harçlıklarını kendileri kazanıyorlar. Ve zamanlarını geçiriyorlar. Evet. En önemlisi evde değil. Birey olduğunu hissediyor. Yaşıyor. Hatta çok kötü bir halde bir su şeyi koymuşlar. Yatağa koymuşlar. Orada yani sadece gözleri hareket ediyor. O kadar. Onu da su yatağının üzerine koyuyor. Yaşadığını hissetsin diye su havuzu hafif hafif hareket ediyor. Hafif müzik çalıyor. Işıklar var. Yaşadığını hissetsin diye. Onun bile yaşam hakkı var. Ve orada bir arkadaşımız şunu sordu. Maaş veriliyor bunlara. Tamam, maaş. Peki bunlar maaşı ne yapıyor? Çünkü kendinden bir haber olarak bizim işte bakış açımız bu ya, ne yazık ki. Ve döndü sert bir şekilde, o bir birey, istediği gibi harcar dendi. İnşallah bizim de bir gün böyle diyecek işverenlerimiz olur. O bir birey, kendisi istediği gibi harcar diyen bireylerimiz, ya da o bir birey diyen insanlarımız olur umuyoruz. Şundan da biraz bahsetmek istiyorum. Engelsiz Yaşam Evi Derneği nasıl bir maddi güç alıyor? Maddi hayatını nasıl devam ettiriyor? Evet, biz işte 7 arkadaşız. Sevgili psikologumuz Gökçen Nezifoğlu, Zümrüt Oral, Sabriye Girenes, öğretmenimiz Atilla Yıldırım. Biz bir Aynur var, Aynur arkadaşımız Down sendromlu bir çocuğu var, Aynur Türkoğlu Başdemir. Biz birlikte
işte kermesler yapıyoruz, konser yapıyoruz, reçeller yapıyoruz. Hı hı. Ne üretebilirsek çocuklarımız ürettiği, kendimizin yaptığı onları dan. Onun dışında bir ayrı belli bir işte hı hı. ücret kendimiz yapıyoruz. Biz şeyden de bize üye olanlardan da üye aidatımız var ama üye ödeyenimiz yok. O şekilde devam aha. ediyoruz. Bir koro kurmuştuk. Gerçekten koro bizim için çok iyi oldu. Sadece şarkı söylemiyorlar. Onlar tam bir aktivist oldular. Nasıl davranacaklarını, nerede ne yapacaklarını çocuklara, bir görme engelliye bile, onlara bile öğretiyoruz. Arada böyle şarkı söylemekle birlikte bir seminer gibi, bir eğitim programı gibi bir şey oldu. Çok iyi oldu. Onlar aidat ödüyorlar. Aylık bir aidat ödüyorlar. Aha. O da bize destek oldu. Yaklaşık işte aylık 1.000 lira gibi geliyor. Bizim kiramızın bir kısmını karşılıyor. Hı hı. Peki daha önce hiç gelmemiş kişiler sıfırdan geldiği zaman bir aidat ödemesine gerek yok herhalde. Kapınız hayır. herkese açık mı? Tabii ki. Hı hı. Gelen herkese kapımız açık. Herkes gelebilir. Bizim amacımız zaten ötekileştirmemek. Hı hı. Kim, nasıl, niye ya da işte zengin, öyle bir ayrımımız yok. Kim gelirse başımızın tacı. Hı hı. O ailenin yanında, amacımız o ailenin yanında olmak. Şimdi yeni bir ailemiz var, İran'dan gelmişler ve sevgili Talha yanımızda. O Türkçe bilmiyor, biz Farsça bilmiyoruz ama çok iyi anlaşıyoruz. gerçekten değişik. Gökhan da konuşmuyordu ama biz onu her şeyi evet. anlıyorduk. Hı hı. Yani mesela ben hiç şey yapmazdım, evde düzen var mı diye. Çünkü Gökhan çok düzenli bir çocuktu. Eğer aynı yerde değilse ondan çok rahatsız olurdu. Çaydanlık bile mermerin üstünde olmamalı, ocağın üstünde olmalıydı. Ben hiç kaygılanmazdım, gözüm arkada kalmazdı. Evden çıksam bile Gökhan düzeni sağlıyordur derdim ve öyleydi yani. Peki Gökhan'ın fiziksel engel olarak konuşması şu an nasıl? Gökhan her şeyi anlıyor ama hiç konuşmuyor. Hı hı. Fiziksel hiçbir engeli yok. Normal bir sağlıklı insan. Çok takıntıları, tabii, takıntıları olan birisi. Hı hı. Belli takıntıları var. Birisi temizlik takıntısı, düzen takıntısı. Hı hı. Ondan sonra Gökhan'ın mesela en büyük sorunu, biz ergenlikle beraber sivilceleri çıktı. Hı hı. Sivilceleri vücudunda istemiyor. Hı hı. Çünkü onu takıntı yaptı ve çıkarmak için oyuyor, suratına oyuyor. Onun için bayağı bir tedavi gördük. O tedavi süreci de biraz sıkıntılı bir süreçti. Hocamla beraber atlattık. Belli bir ilaçlar sağlık kontrolünde, doktor kontrolünde olması lazım. O ilacı kullanmazsan daha büyük sıkıntılar oluyor. Gökhan sürekli suratını kanatıyor ve artık kanatmak değil, oyuyordu yani o derece şeydi. Vücudundaki yeniliklere karşı, ışıklar mesela çok rahatsız ediyor onu. Yüksek ses çok rahatsız ediyor. Onun haricinde kalabalık rahatsız ediyor. O sizin en belirgin özellikleri aslında, evet. değil mi bu bahsettiğiniz? Evet, hepsi. Peki Gökhan'ın ilk teşhisi ne zaman konuldu? Siz sürece Gökhan, daha hakimsiniz. Tabii ki Gökhan 2,5 yaşındayken ilk ama teşhisi. Ama hamilelikte bir teşhis konulmadı. Hayır. Hayır. 2,5 yaşına kadar normaldi. 2,5 yaşından sonra Gökhan'ın parmak uçlarında gezmesi ve el çırpmasıyla ilk teşhis Ankara'da konuldu. Onun üzerine uzun bir süreç başladı zaten ve çok yorucu bir süreçti. Öncelikle zaten ailenin kabullenme süreci var. Anne baba ne olursa olsun bunu konduramıyor. Yani biz teyzeler hani anlıyorsun ama diyemiyorsun. Hani buna alışman lazım, bu böyle, hı hı. diyemiyorsun. Belki kendi çocuğumuz olduğunda o psikolojiyle biz de kabullenemeyeceğiz. Ondan sonra hep eğitim aldı. Ama eğitim evet çok önemli. Otizmde çok önemli. Ama en önemlisi onu Gökhan'a, ki biz Alanya'da bunu yaptık. Onu bir birey olarak kabullenip sosyalleşmesi eğitimden bence daha önemli. Evet, okula gidebilir, kalemi tutabilir, bir şeyler de yazabilir. Ama toplumda onun sosyalleşmesi, gitmesi, gezmesi, oturabilmesi, restoranda oturması, hı hı. Bunlar hep daha önemli şeyler oluyor. Ama bana sorarsanız en büyük şey, evet, anne babaya düşüyor kesinlikle ama bunun yanında amca, hala, dayı, kardeş, bunların hepsinin sorumluluğu var. Genelde biz görüyoruz, mesela bize hep özenerek bakılıyor dışarıdan. Aa, ne kadar güzel teyze misiniz? Ondan sonra bu, hani bana özenerek bakılmasına da gerek yok. Sorumluluğum var ona karşı. Hı hı. Herkesin de, amcanın, dayının, teyzenin,
o çocuğa karşı, engelli çocuğa karşı sorumluluğu olsun lütfen. Aileye bırakılmasın sadece. Hı hı. Yoksa aileye bırakılsa çocuk için, hani hep sosyalleşmek diyoruz ya, sosyalleşmek önce ailede olmalı, daha sonra toplum olmalı. Hı hı. Sosyalleşmek aslında ailede başlar, evet, diyoruz. Akrabalara da büyük bir görev düşüyor. Tabii, çok büyük görev düşüyor. Evet, aileler çok yoruluyorlar. Gökhan çok şanslı bir çocuk gerçekten. Ama ne yazık ki Alanya'da çok, bu 6 yılda gördüğüm şey, çok fazla aileler yanında olmadığı için anne baba, ebeveyn birlikte zorlu yenmeye çalışıyorlar. Sonra ne yazık ki sadece anneye kalıyor. Babasını... Çünkü babalar dayanamıyor bu, evet, stresli sürece. Genelde engelli ailelerde, hani bunu şey yapmıyorum ama %50'si babanın bırakıp gidiyor. Yani babayı tanımadığım çocuk sayısı çok fazla. Yani belki ayda çok 30 üzücü tane yeni çocukla tanışabiliyorum ama anneyle tanışıyoruz tabii ki. Çünkü anne, ilk başlarda anneyi de istiyoruz. Ama babasını tanımadığım çok çocuk var. Çok üzücü bir durum tabii. Kesinlikle. Bu durum yani. Kesinlikle. İşte bunda aileye çok görev düşüyor. Yani halada yakın akrabalara çok görev düşüyor. Belki paylaşsalar, belki o çocuğu kabul etseler, belki de etmiyorlar çocuğu. Baba da diyor ki hani o da bu çocuk işte engelli, bu çocuk bir şey olmaz, işte gelecek yok, bir şey olmayacak falan. Neler söyleniyor bilmiyoruz ama toplumdaki bakışımız çok çok kötü. Ya da en acısı, ne kötülük yaptı da acaba bu geldi başına? O daha acı bir şey. Allah bunu işte ona ceza olarak verdi gibi. Oysa ki doğru olan o değil. Bence doğru olan, ben kendi payıma onu söylüyorum. Bana çok değişik, 50 yaşından sonra çok güzel şeyler öğrendim. İnsanın sadece kendisi için yaşamaması gerektiğini. Rabbim eğer bizi yarattığına göre su kendisine sadece yaramıyor. Yani su sonuç olarak insanlar için, işte hayvanlar için, bitkiler için. Bizim de yaşarken bir şeye müdahil olmamız, bir şeyi görmemiz, farkında olmamız, bir şeyler yapmamız gerekir diye düşünüyorum. 50 yaşından sonra benim için çok güzel bir deneyimdi. Hayatımda yaptığım en güzel, en içime sinerek yaptığım, keyif aldığım, her işte çocuk ufacık bir şey öğrendiği zaman, mesela yüzme bilmiyor, yüzme öğreniyor. Onu gördüğüm zaman, ya da işte çocuk yemek yemeyi bilmiyor, ya da 16 yaşında ama hala altı bağlı ve o çıktıysa, annenin mutluluğunu gördüğüm zaman en büyük mutluluk. Bunlar bizim için belki baktığın zaman çok kolay bir şey gibi geliyor ama anneler için çok büyük şey. Çok önemli bir adım. Onun için evet, 50 yaşından sonra çok güzel şeyler aslında öğrendim. Hepimizin birbirimize karşı sorumlulukları kesinlikle, var bu hayatta. Kesinlikle. İlla teyze amca olmamıza da gerek yok aslında. Toplum olarak hepimizin birbirimize karşı sorumlulukları var. Evet. Gökhan peki Eskişehir'i mi daha çok seviyor, Alanya'yı mı daha çok seviyor? Gökhan her iki tarafı da seviyor. Eskişehir'de anne, burada da anne babasını özlüyor. Tabii. Özlediği için onların sevgisine de ihtiyacı var. Yani hani Gökhan'ı tamamen de getirebiliriz ama anne baba da özlüyor, Gökhan da özlüyor. Gökhan şu anda hem oranın tadını çıkarıyor hem buranın tadını çıkarıyor. Çok şanslı. Yani o konuda evet, çok şey, yani mesela gitmek istiyor musun? Evet. Gelmek istiyor musun? Evet. Yani hiç hayır yok. Şeyi var yani, sıkıntısı yok şu anda. Yazın burada olacak yine. Gökhan yüzmeyi biliyor mu? Tabii ki. Çok güzel yüzer. Gökhan güzel bisiklete biner. Paten kayar. Fiziksel kabiliyetle çok kuvvetli. Zaten fotoğrafını gördüm ben. Gayet böyle hoş, yakışıklı bir delikanlı. Evet. Evet. Çok güzel puzzle yapar. Yani Gökhan bunların hepsini yapıyor. Ne kadar güzel, çok gurur verici. Gülnur Hanım, şeyden de bahsetmek istiyorum. Bu gölge öğretmen uygulaması nedir? Hani ondan birazcık seyircilerimiz bahsedebilir miyiz? Evet, gölge öğretmen bu otizm eylem planı içinde vardı. Çok da güzel aslında yapılsa ama tek şu anda işte medyadan da takip ediyoruz sürekli. Aileler ücret ödeyecek, o kısmı biraz kötü. Neden? Anneler zaten durumu iyi olan aileler bunu bir şekilde karşılıyorlar. Bir abla buluyorlar. Hani mentor ya da gölge öğretmen abla diye okula o çocukla gidiyor. Genç kızla gidiyor da delikanlıyla gidiyor. Ama zaten anneler yorgun. Evde iş yapıyor diğer. Çocuk var, her şey var.
yine çocukla gitmek zorunda çünkü akran zorbalığı var, çocuğunu koruyor ne yazık ki okullarda diğer çocuklardan, öğrencilerden. Bir gölge öğretmeni olması iyi ama maddi olarak aileler karşılayacaksa bu birçok aile karşılayamaz gibi geliyor ki olması çok iyi. Hem veliler açısından, diğer veliler açısından rahatlatıcı olacak, öğretmen açısından daha iyi olacak. Öğrenciler için de ve bizim çocuklarımız için de iyi olacak. Ama dediğim gibi maddi kısmı eğer devlet tarafından karşılanırsa sanırım daha yani iyi olacak. Yani bu gölge öğretmen aslında okullarda olması gereken bir tabii şey. Tabii ki okulda. Hani bir derneğe bağlı bir şey değil. Bu sadece tamamen okullarda olması gereken tabii bir ki. Proje aslında. Hı-hı, evet. Kaynaştırma öğrencilere destek vermek evet. amaçlı. Evet. Şu anda hayata geçemedi anladığım kadarıyla ama geçmesi planlanan. Evet. Ya otizm eylem planında bu var. Otizm eylem planında çok güzel şeyler var ama hı hı. henüz neredeyse bitmek üzere ve hala çok fazla bir şey yapılamadı. Hı hı. Umarım ilk olarak bu yapılır ve pilot bölge olarak değil de komple Türkiye genelinde yapılır. Çünkü ailelerin gerçekten çok fazla ihtiyacı var. Hı hı. İnşallah ilerleyen zamanlarda projelerin umarım. Daha çok hayata geçtiği umarım. Şeyleri görürüz. Peki sizin bizimle Gökhan'la ilgili paylaşmak istediğiniz bir anınız var mı Gökhan'la ilgili? Şimdi en çok sevdiğim ve çok keyifle anlattığım Gökhan'ı buraya geldi bir rehabilitasyon merkezine yazdırdık biz. Bir süre sonra işte yaklaşık bir ay geçti öğretmenle telefonla konuşuyoruz. Dedim hocam nasıl Gökhan'la ilişkiniz, biz birbirimize alıştık, her şey çok iyi, çok güzel anlattı. Çok iyi onu yapıyor, bunu yapıyor, duruyor falan anlattı. Hocam dedim size, Gökhan işte beş parmağıyla şöyle gözünüze vuruyor mu? Hayır, hayır, şiddet eğilimi yok dedi. Oysa ki o Gökhan'ın sevgi işaretiydi. Gökhan ilk geldiğinde ilk gün bana yapmıştı ve evet onun için kendimi çok şanslı hissetmiştim. Bir ay sonra hala iletişim kuramamış hocam. Hayır, şiddet eğilimi yok demişti. O hep çok keyifle anlattım. Onun siz dışında... bu hikayeyi bana anlatmışsınız. Çok komik ve güzel, evet. tatlı bir hikaye. Herhalde birkaç lensinize mal oldu galiba evet. o sevgi işareti. Ama evet. keyifli bir deneyim mutlaka. Evet. Benim için ya Gökhan ya bir Allah'ın bana bir hediyesiydi. Bir, çünkü 2000 yılında Gökhan doğduğu sene ben bir bebeğimi kaybetmiştim. 7 aylık karnımda ölmüştü. Onu yıllar sonra onu karşıma çıkardığını düşündüm. Bütün çocuklarımı seviyorum. Hatta benimle işte yanında olan çocuklar benim çocuğum olduğunu zannediyorlar. Ay biz senin engelli çocuğun olduğunu bilmiyorduk diyorlar. Ve ben benim engelli çocuğum yok ya da bu benim değil demiyorum. Hiçbir şey söylemiyorum. Çünkü kendi çocuğum gibi hissediyorum her birini. tek çocuğum var. Şimdi çok çocuklu bir kadın olarak görüyorum kendimi. Daha mutluyum. Ve şey... Gökhan'la birlikte benim de ailem. Artık biz 4 kız değil, 5 kız. Bir erkek kardeş olduk. Çünkü sevgili Devrim'in ailesi de beni kabullendi ve diyorum bir aile olduk. Ne kadar annesi güzel. Artık benim 5 kızım var diyor bazen. onun için çok mutlu oluyorum. Ailemin büyüdüğünü. Alanya'da kendimi yalnız hissetmiyorum. Aileler bana iyi ki varsınız. Yanımızda derken ben de Alanya'da kendimi yalnız hissetmiyorum. Onlardan güç alıyorum. Benim için çok şey katıyorlar. Çok bu anlamda mutluyum. Gökhan'ın en çok sevdiğim tarafı iki yüzü değil. Bir iş verdiğim zaman yapmayacağı zaman gidiyor yatağa direkt evet şey yapıp az önce listede resmini göstereyim hemen kıkırdayarak kapatır. Ve işi yapmayacağını o şekilde anlatır. yani kendini çok iyi ifade eder. Gözleriyle çok iyi konuşur. Sevgisini çok iyi ifade eder. Evet. Çok kıymetli. Çok. Gökhan'ın kuzenleriyle de arası anladığım kadarıyla ilgili. Birazcık bu süreçte aslında kuzen birlikteliği de çok önemli. Ondan evet. da biraz bahsetmek istiyorum. Evet, aslında sadece büyüklerle değil bu iş. Yani kendi akranları, kuzenleri de bu sürecin içinde. Sizin iki tane oğlunuz var, evet. ikizler. Onlar nasıl destek oldular Gökhan'a? Size nasıl destek oldular? Şimdi öncelikle ikizler birbirlerine çok benziyorlar. Bunu fazla ayıramaz herkes. Yani Gökhan o kadar rahat ayırır ki karakter olarak da farklılar ama tip olarak aynılar. Hı hı. Birisi birazcık daha asi, diğeri daha uyumlu. Uyumlu olana Gökhan tüm işleri yaptırır. Ondan sonra ama asi olana Gökhan hiçbir şey söylemez. Onunla tam tersine oyun oynar. Yani kişisine göre de çok rahat Gökhan davranıyor. Bu arada çocuklarımla da tabii ki gurur duyuyorum. Gökhan'ı hiçbir zaman bir kuzen olarak görmediler.
Biz de sürekli öyle anlattık zaten. Kardeşler. Bir abileri var. Hiçbir zaman Gökhan anlamıyor ya da bilmiyor diye Gökhan diye hitap etmediler. Gökhan abi olarak hitap ettiler. Çünkü hı hı. onların abisi 2 yaş büyük. Hiç hani Gökhan denilmedi. Gökhan abi gel, Gökhan abi git. Gökhan akranlarıyla yaş farkı az olduğu için Ege ile Emre ne yapıyorsa aynısını yapmaya çalıştı. Hı hı. Ya da yeme alışkanlığında hayır, Ege ile Emre bak bunu çok seviyor, sen de ye Gökhan. Bakıyor onlar yiyor, bu da yemeye çalışıyor. Yoksa sevmiyor biliyorum ama onlar yiyor, ben de yiyeyim diyor. Çok beslenme alışkanlığı da hani model şey olarak da beslenme alışkanlığı da değişti. Otistik çocuklar belli başlı yiyecekleri yerler. Yani onlarda fazla mutfak zengin değil. Hı hı. Bu yaşam evi ve bizim evde Gökhan'ın mutfak şeyi genişledi. Hı hı. Böyle oldu. O şekilde destekleri evet, oldu. Ne kadar kıymetli ve güzel. Güzel bir şey toparladığımızı düşünüyorum. Sizin eklemek istedikleriniz var mı konuyla ilgili, söylemek istedikleriniz? Her şey önce bizi konuk ettiğiniz için çok teşekkür evet. ediyoruz. Biz teşekkür ederiz bizi bilgilendirdiğiniz için. Çok keyifliydi, çok sağ olun. Evet, en kısa zamanda görüşmek üzere diyelim. İnşallah yaşam evlerine de herkes, engelsiz yaşam evlerine herkesi bekliyoruz. Kesin. İlla engelli bir bireye sahip olmanıza gerek yok diyoruz. Herkesi oraya destek olmaya bekliyoruz. Sizin Devrim Hanım eklemek istediğiniz bir şeyler bizim var mı? Bizim yaşam evinde çocuklarımız çok güzeller. Gerçekten hepsi birbirinden ayrı ve hepsinin farklı güzellikleri var. Biz burada sadece Gökhan'ı anlattık ama aha. orada o kadar güzel çocuklar var ki. Bu çocukların aileleri seviyor. Ama dışarıdan da birilerinin sevgisine ihtiyacı var. Lütfen ziyaret etsinler, gelsinler. Herhangi bir maddi beklenti kesinlikle yok. Gelsinler, çocuklarla zaman geçirsinler. Hı hı. Yani orada çok güzellikler var. Sadece bunu söylemek istiyorum. Teşekkür ederim bizi konuk aha. ettiniz. Biz çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Sağ ayaklarınıza olun. Sağlık. Haftaya gene aynı saatte görüşmek üzere. İyi akşamlar.